Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bu belediyemizde zaman zaman olan bir şeydir. Önceki gün Kent Haber'de yayınlanan Yalıkavak Belediyesi İmar Servisindeki bazı evraklara jandarmanın el koyarak savcılığa iletmesi haberiyle ilgili olarak Yalıkavak Belediye Başkan Vekili Nevcihan Özcan'dan bir açıklama geldi. Ben 21 aydır görevdeyim. 21 ay boyunca 3-4 defa bu işler olmuştur. Özcan, Yalıkavak'taki evinde Kent Haber'e yaptığı açıklamada belediyenin imar servisine yönelik bir operasyon yapılmadığını, bunun zaman zaman çeşitli şikayetler üzerine tekrarlanan işlemlerden biri olduğunu söyledi. Tabii ben olmayınca doğrudan imara gitmişler. Sonra ben dönünce belediyeye başkanım geldiler ve böyle bir şey istediler, ne yapalım dediler. Hemen hazırlayın ve verin. Bu da bir şirket hakkında iki yeriyle ilgili projelerini istemişler. 21 aydır Yalıkavak Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığının altını çizen Özcan, görevi boyunca 3-4 kez benzer durumla karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi. Evet, doğrudur ama bu belediyemizde zaman zaman olan bir şeydir. Ben 21 aydır görevdeyim. 21 ay boyunca 3-4 defa bu işler olmuştur. Sivillerden 2 kişi gelir, bana gösterirler elindeki kağıdı. Şunları almamız gerekiyor, şu konularda bilgi edinmemiz gerekiyor. Herhangi bir şirket olabilir, bu kişi olabilir. Biz de tabii ki der ve ben de imara çağırırım çocukları imardan. Bu dosyaları hazırlayın, arkadaşlara verin derim. Çünkü olayda geldiklerinde ben yoktum. Dışarıda asfaltların yapımıyla ilgili dışarılara çıkmıştım. O sırada gelmişler. Tabii ben olmayınca doğrudan imara gitmişler. Sonra ben dönünce belediyeye başkanım geldiler ve böyle bir şey istediler, ne yapalım dediler. Hemen hazırlayın ve verin. Bu da bir şirket hakkında iki yeriyle ilgili projelerini istemişler. Ve onları çocukları hazırladılar ve verdik. Yani bu baskın şeklinde değil, yalnızca zaman zaman olan şeyler. İlk defa haberleştiği için de benim biraz garibime gitti. Ve bir de arandım sürekli geçmiş olsun diye. Geçmiş olsunluk bir şey olmadığını anlattım herkese. Gerçekten de geçmiş olacak herhangi bir şey yok. Olağan bir olay. Sadece sizin belediyede bulunmamanız herhalde yanlış anlaşılmaya sebep oldu diyebilir miyiz? Olabilir. Anneme telefon edilmiş. Ve ben de cuma günü dün tesadüfen İzmir'de yine belediyelerle ilgili bir toplantıya gitmiştim. Annem hemen şüpheye düşmüş. Acaba İzmir'e bunun için mi gitti hani diye, neden bununla mı ilgili diye bana hemen soruyor akşam. Bizim anne ilgisi yok. Yalnızca böyle bir olay var. İki dosya alınmış. Benle herhangi bir şey ilgisi yok ama kişilerin zaman zaman bizden istenen dosyaları bunlar. Biz de veriyoruz. Savcılık istedikten sonra tabii ki her zaman gönderiyoruz. Peki.